Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin'i konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız. Önemli gelişmeler var, onlardan bahsedeceğiz ve programın sonunda her zamanki olduğu gibi sizden gelen yorumları okuyacağız. Bu arada Bitcoin çekilişimiz devam ediyor. Kanala abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi, salebinizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin gerçekten can sıkmaya devam ediyor. Yani elbette bu kötü gidişat bir yerde bu döngü kırılacak. Yukarı doğru bir hamle yapacak. Ancak şu anda nerede kırılacağını kimsenin kestirmesi pek mümkün değil. Açıkçası gündem aşırı sıkıcı. Gerçi ben en son böyle gündem aşırı sıkıcı dediğimde 6000 dolarlardaydı. Tepe taklak oldu. İnşallah gene aynı şey olmaz ama hakikaten çok sıkıcı bir gündem var. Bir totem ya mı yapsak? Bir gün biz seninle yer değiştirelim. Sen buraya geç, ben oraya geçeyim. Bir totem yapalım. Tamam, bir sonraki gündem değerlendirmesine hala piyasa yükselmemişse öyle yapalım. Evet, piyasa yükselmediyse bir sonraki gündem değerlendirmesine ben oraya geçeyim, altı buraya geçsin. Ondan sonra her düştüğünde bir sürekli den değiştirelim. Artık bilmiyorum. Bir çatıya çıkarız, şey yaparız. Ben bugün alması oraya tuttum falan. Evet, Bitcoin'de şu an hala aşırı satış dediğimiz gibi devam ediyor. İndikatörler hep aşağıya döndü. 30'un altında arasa işte haftalıkta bile uzun zamandan sonra hala 30'un altına görüyor. O tek beklenti artık teknik analizle mi olur, gerçekten piyasa haberiyle mi olur, bir tek bir şekilde birazcık kafanın yukarı kalkması. 4000 dolarlar bir kırılsın, 5000 dolarlar kırılsın, bir kafamız yerine gelsin. Piyasa rahatlasın diye bir beklenti var. Şimdi tabii fiyat çok düştüğü için hep karamsar söylemler ön plana çıkıyor. Yani bizim FUD dediğimiz olay. Ama piyasalar hep böyledir. Piyasalar yükselmeye başladığında işte FOMO dediğimiz olay ön plana çıkar. Hep bir şeyleri kaçırıyoruz. Geçen bizim Telegram kanalında bir konuşmayı okudum. 100 dolar olur mu olmaz mı onu tartışıyorlardı. Bitcoin 100 dolar ne zaman olacak, olur mu olmaz mı diye. Yani 10 dolar olmasın, yanlış anlamışlar geçen. Bir tanesi de şey yazdı bizim Telegram kanalında. Bitcoin 10 dolar mı olacak diye. Herkes bir kala kaldı, 10 dolar nereden çıktı falan. Diyor işte bizim ekip diyor programını çekmiş. Halbuki biz doların programını çektik. Doları Bitcoin okumuş. Böyle bir enteresan durum da oldu. Ya bu çok normal. Bu bir döngü. İşte diyoruz yani düşen trendlerde genelde FUD çok olur. Yani olumsuz haberler çok yayılır. Yükselen trendlerde de yani Bitcoin yeni zirvelere koşmaya başladığı zaman da biz FOMO'yu çok göreceğiz. Yani böyle çok normal bir şey aslında döngünün içerisinde olan hareketler bunlar. Artık heyecanla o yılbaşı bir atlatalım, sağ salim şu yılbaşı bir geçsin. Artık Ocak'ta, Şubat'ta beklenen yükselişi yani göreceksin işte, diye umut ediyoruz yani. 2019'un ilk çeyreğinde çok önemli beklentiler var, önemli gelişmeler var işte. EFT ile alakalı önemli gelişmeler var. BAKT açılışı yapılacak, tabii. Onunla ilgili önemli beklentiler var. Yani şu an realistik olmak lazım, bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Şu an düşen bir trend var. Bunu kabul edip pozisyonlarınızı mümkünse açmayın. Şu düşen trendde pozisyon açmak iyi bir şey değildir. Bekleyeceğiz, realistik olacağız. Dibin neresi olduğunu bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Yani söyleyenler de sizi yanıltmaktan başka bir şey yapamaz. Çünkü Bitcoin aşağı inerken hiçbir destek noktasında tutunamadı. O yüzden bir görelim bakalım düşen trend nerede kırılacak. Elbette kırılacak. Çok da moral bozmayın. Yani bu bir dediğimiz gibi döngüdür. Hiçbir şey sonsuza kadar düşemez. Bir yerden sonra kırılacak, kafasını yukarı doğru çevirecek. Elbette güzel günler gelecek. İnşallah biz de bu günleri böyle güderek yad edeceğiz. Mutlu bir şekilde. İnşallah gelecekte öyle hatırlayacağız. Evet, bu arada şeyle ilgili değişik bir haber var. Bir haber değil aslında, bir olan bir durum var. Şu ara işte Bitcoin'in fiyatı düştü, paraların değeri düştü derken pek çok böyle proof of work ile çalışan para bir şeye karşı %51 saldırısına karşı daha açık hale gelmeye başladı. En son işte bu ay Wordcoin %51 saldırısına uğradı. Hani 100 bin dolara yakın bir coin harcandı. Double spend olarak çift harcamayla harcandı. O yüzden insanlar genel olarak şey oldu. Bitcoin'e olur mu falan. Tabii Bitcoin'e öyle bir şey yapmanın maliyeti çok yüksek olduğu için çok olası gözükmüyor ama pek çok proof of work ile çalışan küçük para var. Hani onlara yatırım yaparken en azından hani uzun vadeli de tutmayı düşünüyorsanız ve böyle çok da popüler olmayan bir paraysa, proof of work ise bir daha düşünün, bir daha bakın derim. Şu düşük piyasada gerçekten
hani %51 saldırısına uğrama ihtimali olan çok fazla para var. En son öyle bir araştırma yapmışlar çünkü gerçekten hani biraz belli bir hash gücü bir de belli bir süre işte onu harcayabilecek maliyetin varsa ciddi bir double spend yapabilir hale gelebiliyorsun şu anda. Evet. Hazır altcoin'ler demişken biraz altcoin'lerden de bahsedelim o zaman. Yani altcoin'lerde şöyle bir durum var. Altcoin'lerde şu an öyle ters bir hareket yapacak ne bir derman var ne de öyle bir ne dedir mecazi kaldı mı der. Bir mecazi de yok. Ancak şöyle Bitcoin kafasını kaldırıp güzel bir seviyelere kendisini attığı zaman biz o zaman işte altcoin'lerde çok güzel alım fırsatlarını göreceğiz. Zaten çok güzel seviyelere geldiler ama bu alım için doğru bir zaman değil çünkü biz dibin neresi olduğunu bilmiyoruz. Belki de yüksek. Şu an güzel dediğimiz seviyeler yarın öbür gün bizim satış seviyelerimiz olacak. Yani şu an alım için güzel dediğimiz seviyeler belki yarın bizim satış seviyelerimiz olacak. O yüzden düşen trendde yani fiyatlar böyle hızla aşağı inerken pozisyon açmak çok 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 belki profesyonellerin yapacağı bir şeydir. Ama normal şartlarda bu durumlarda pozisyon açmaktan kaçınmakta bence fayda var. Kendi varlığınızı elinizde tutabilmek açısından. Çünkü öncelikle amaç kaybetmemek. Evet. Bu ara ICO'lara yatırım da bayağı düşmüş. Senin söylediğin sebepten hakikaten kaybetmemek için. Çünkü pek çok ICO böyle Bitcoin yüksek olduğu dönemde çıktılar, yaptılar. Bitcoin düştü. Doğal olarak bu ICO'ların zaten çoğu ciddi potansiyel yakalayamıyor. Bir de dolar bazında da düştü. Hepsi çoğu zararda gibi bir şey oldu. Mesela geçen ay ICO'lar 65 milyon dolar yatırılmış. Şimdi 65 milyon dolar belki iyi rakam dersiniz ama Şubat 2018'de 2.6 milyar dolar yatırılmış. Tabii Şubat da o tam böyle çılgın attığı dönemler. Yani. Tamam da yani 2.6 milyar dolar nereye? 65 milyon dolar nereye yani? Tabii çok ciddi bir fark var. Ciddi bir şöyle bir kontrast ama oluşumu. Yani tam karşılaştırma da en çılgın attığı dönemde öldüğü dönem. Ya şeydir yani borsada da bu böyledir biliyorsunuz. Şeyin kimin sözüydü ya unuttum ismini hatırlayamadım ya kimin sözü olduğunu hatırlayamadım ama güzel bir sözü söyleyelim en azından. Şöyle diyordu yanlış hatırlamıyorsam insanların keyfinin kaçtığı, battık dediği, bittik dediği dönemde siz iştahlı olun, alın, alım yapın. İnsanların uçuyoruz dediği, patlıyoruz dediği, gidiyoruz dediği, zengin olduk dediği dönemde de siz satış yapın. Aslında kimin sözü olduğu da çok önemli değil zaten. Anonim bir sözü. Düşünmedim falan ama kimin sözü diye. Yani galiba ben söyledim o falan. tam bir şey yapamadım şimdi. Aklım da gitti bir an. Yani gerçekten böyle yavaş yavaş galiba o seviyelere doğru geliyoruz. Ben piyasaya baktığım zaman bu FUT haberleri işte bizim kanalımızda dahi yapmaya çalışanlar var. Bu arada şunu da söyleyelim. Yani bizim kanaldaki bu FUT muhabbetlerine artık biz anlayış göstermiyoruz. Çünkü bu kanalın bir anlamı var. Yani kripto teknik kanalı, kripto paraların teknolojilerine inanan insanların bir araya gelip kripto paralarla alakalı gelişmeleri konuştuğu, muhabbet ettiği, muhabbetin sınırı yok dilediğiniz konuda tabii ki muhabbet edebilirsiniz. Ama yani adam oraya geliyor işte Bitcoin balon falan yazıyor. Altını da doldurmuyor söylediği şeyin. Saçma sapan şeyler konuşuyor. Söylediği şeye çocuğa konuşsa çocuk güler. Yani söylediği şeyin hiçbir anlamı yok. Cevap veriyorsun bu sefer daha da saçmalamaya başlıyor. Çünkü hiçbir teknik bilgisi yok, becerisi yok. Gelmiş oraya anlamsız bir şekilde kulağına birisi söylemiş kripto para mara falan. Nereden duyduğu da belli değil. Gelmiş orada saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Bunlara biz artık izin vermiyoruz kendi kanalımızda. Onu baştan peşin bir şekilde söyleyelim. Zaten bu konuyla alakalı şikayet alıyorduk. Yani şimdi piyasa kötüye giderken de insanlar zaten orada moral bozuyorlar orada. Morali bozulmuş. Bir de kalkıp orada anlamsız konuşmalar yapmanın bence hiçbir anlamı yok. Dediğimiz gibi zaten kripto paraların geleceğine inanmıyorsan burada ne işin var kripto teknik kanalında? Hani bu şeye benziyor. Sen Kanarya Severler Derneği'ne gidiyorsun. Allah bu kanaryaların belasını versin diyorsun. Şimdi yani ne alakası var ya? Hani orada Kanarya Severler Derneği gibi anlamsız bir dernek değil mi? Kanarya Severler Derneği nedir yani? Kanarya Severler Derneği'nde bile seni döverler. Önemli ama evet. Nasıl önemli ya? Ya onun da kendine göre benim var. Alı satısı var, mezatı var. Bir gün götüreyim seni ben. Kanarya Severler Derneği'ne. Tabii. Öyle bir dernek var mı ya? Var tabii canım. İstanbul'da her ilde var. Bir her yerde Serinofil yani Derneği. Ne bileyim o genelde böyle dalga konusu olduğu için söyledim. Bilmiyorum yani öyle bir şey varsa da buradan Kanarya Severler Derneği'ne selam gönderelim o zaman. Ama yani şimdi Kanarya Severler Derneği'ne girsen Kanarya'yı mı seviyor onlar? Evet. Derneğin içinde. Evet. En güzel Kanarya yarışması falan da yapılır. Bir sürü şey yapılır orada. Ciddi misin? Tabii canım çok ciddi söylüyorum ya. Trollüyorsun gibi geldi. Yok, ama neyse trollüyor. Bilmiyorum öyle bir dernek hakikaten varsa o derneğin içerisine gir Kanarya Sever ki herhalde çok mülayim insanlardır değil mi Kanarya Sever insanlar?
Yani işte herkes giriyor oraya. Yani şimdi sen o derneğin içerisine girip Allah bu Kanaryaların belasını versin desen seni ne yaparlar o derneğin içinde? Tabii döverler. Saçma bir hareket olur. Döverler. Saçma bir hareket olur. Ya döverler ya ağzını burnunu kırarlar. Gerçekten işte dövmek oluyor. Ama orada bile bunu söyleyemezsin yani. Her derneğin, her kulübün, her bir şeyin bir mevzuatı vardır. Bir ne bileyim kuralları vardır. Adabı vardır. Adabı vardır, usulü vardır. Yani Kripto Teknik kanalının Telegram kanalına gelip ondan sonra orada kripto paralar Ponzi'dir demenin hani gerizekalı olmak lazım. Yani ya da o kadar adamın yapacağı işte, senin ne işin var burada? Senin ne işin var orada? O yüzden ona önlem almak için kurallara FUT yasağını da ekledik. Kanalda bundan sonra ona izin vermeyeceğiz. Bunu da baştan peşin peşin söyleyelim. Evet, ben mesela bir şeyden devam edeyim. Ethereum'dan devam edeyim. Vitalik gene böyle uzun uzun float yaptı Twitter'da. Şeyden bahsetti işte, bu blockchain'in geleceğinden falan, nasıl olur artar falan diye. Burada iş şeye geldi, proof of stake ve sharding muhabbetine geldi. Dedi ki blockchain'ler gelecekte çok daha efektif olacak. Proof of stake ve sharding mekanizmasına sahip olduklarında şu anki sistemlerden binlerce kat daha efektif hale gelecek. Yani blockchain'e bir şeyler koymak çok daha hızlı, çok daha rahat olacak. Her şey çok güzel olacağı getirdi. Doğru söylüyor. Şimdi biz geçen Ethereum şeyinde söyledik. Casper güncellemesiyle sharding güncellemesi birleştirildi. Yani öyle bir durum var. Ha, bu aynı anda olacak anlamına gelmiyor. Onu söyleyelim. Muhtemelen herhalde sharding Casper'dan sonra olur. Casper protokolünden sonra olur. Ama sharding Ethereum için çok önemli bir gelişme. Hakikaten Ethereum böyle önemli bir şeyler yapmaya ihtiyacı var. Artık iki hanelerde kaldı yani. Bir daha atlamadı yukarıya hala. Şey de geliyor tabii. Konstantinopol güncellemesi de geliyor. Önümüzdeki yılın başında hemen. Evet, o zaman sizin en sevdiğiniz kısım olan yorumlara geçelim. Gündemdeki haberler böyleydi. Biraz gündem hafifti bu aralar. Piyasanın tabii kısır bir piyasa, kısır bir gündem. Kısır piyasayla beraber haberler de az oluyor. Gelişmeler de az oluyor. O zaman sizden gelen yorumlara geçelim. Boran Ayaz daha yazmış. Tek geçerim sizi, kripto para yorumculuğunda başarılar demiş. Teşekkür ederiz Boran Bey, sağ olun. Biz ileride böyle şey oluyoruz. Maç yorumcusu gibi. Ertem Şener falan gibi bize şey oluyor. Kripto para yorumlayacağız burada. Bu arada bakın söyleyeyim, önümüzdeki bölüm çok sürpriz bir bölüm olacak. Çok farklı bir konuya giriyoruz. Çok değişik. Beğeneceksiniz. Finanstan kopmadan nasıl geliştiririz kendimizi diye bakıyorduk. Onun üstüne düşündük. Farklı bir seriye başlıyoruz. Tabii ki kripto paralar devam edecek. O ayrı bir şey yani. Bizim ana gemimiz kripto paralar. Farklı bir bölüm yaptık. Bakalım inşallah hoşunuza gider. Onunla alakalı fikirlerinizi programı paylaşınca mutlaka videonun aşağısına yazın. Alper Bal yazmış. Gece çocuğu yatırıp sakin kafayla sizi dinlemek artık benim rutinim oldu. Kaliteli içerik için çok teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz Alper Bey. Kadir Duran yazmış. Starbucks Bitcoin ile ödemeyi kabul ettiğinde Oytun abi buna daha çok sevinecek gibi. Zira kupaları renk renk Starbucks'tan. Evet, bizim kupalar Starbucks'tan renk renk. Sponsorluk mu aldın? Ne yaptın? Haberim olmadan kıyıda köşede her tarafta. Aldım ben Starbucks'tan. Paket paket kahveleri sokladın değil mi kenara? Sana çaktırmadan doldurdum içeriği kahveyle. Atunç 01 yazmış. Kısa bir süredir sizi izliyorum. Yaklaşık bir aydır. Yaklaşık 3 yıllık kripto para takipçisiyim ve şunu söylemek isterim. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. İzleyiciye tarafsız ve doğru bilgiler aktarıyorsunuz. Tebrik ederim ve hep böyle devam etmenizi temenni ederim demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilinçli Yatırım Avcısı yazmış. Her bölümünüz Netflix'te yayınlanmalı bence. Bitcoin'de dip yoktur dediniz. Alımları nasıl yapmalıyız? Stratejiniz nedir? Teşekkürler. Bizim takip ettiğimiz birkaç tane indikatör var. Hatta isimlerini de verelim. RSI'yi takip ediyoruz. MACD'yi takip ediyoruz. İçimoku'nu takip ederiz. Bir de ben Aykin Aşı'ya bakarım. Ama tabii onlardan ziyade temel analiz daha önemli şu seviyelerde. Haberi ne kadar erken alırsan o kadar erken pozisyon alırsın aslında. Kripto parada öyle bir şey de var. Aynen öyle. İşte haberleri nasıl alırız diyorsunuz. Valla geçen şunu söylemek geldi aklıma. Bunu çok soruyorsunuz. Ben de işte söylüyorum sosyal medya falan yazıyoruz. Altı söylüyor şöyle falan filan. Aslında haberi, en güzel haberi Bitcoin'in fiyatından alırsınız. Yani o Bitcoin zaten çok hızlı bir şekilde onu fiyatlamaya başlıyor. Tabii ki siz haberleri kovalayın. Haberleri almaya çalışın ama bazen gözünüzden kaçan haberler olabiliyor. Gözünüzde hep Bitcoin'de olsun. Baktınız hacim çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Ve fiyat da hızlı bir şekilde değişiyor. Hızlı bir şekilde o zaman Bitcoin ile alakalı haberleri özellikle Twitter'da son aramalarda bakarsanız haberi daha erken yakalayabilirsiniz. Keza çünkü haber sitelerinin haberler çok geç düşüyor. Onlar çünkü doğrulamanın peşinde koşuyorlar. Doğru mu değil mi falan filan yani derken haklı olarak. Bir yanlış şey de hani
bir manipülasyona gireceği için tabii. Onlar o topa çok giremiyor. En azından büyük haber siteleri, büyük kripto yani haber siteleri. Yani yeri geliyor 2-3 saat gecikmeli düşebiliyor oraya haberler yani. O da zaten oluyor. Nevdu belirsiz küçük haber sitelerine zaten güvenmeyin. Çünkü onlar haber bir duyumu basıyor direkt. Tabii, siz basıyor. Ona göre pozisyon alırsanız aynen sıkıntı öyle. Yaşayabilirsiniz. Aynen öyle. O yüzden zaten fiyat hemen şey olur. Değişmeye başlar bir haber varsa. Haber kaçsa bile gözünüzden fiyat kaçmaz. Fiyatı gördüğünüz an haber odaklı bakarsanız veya bir parayla alakalı o da olabilir. Bir para birden çok hacim değişiyor, yükselmeye başlıyor. O parayla özelinde bir habere bakın. Hakikaten fiyatı çok etki edecek. Daha da yukarılara taşıyacağını düşünüyorsanız o haberin o parayı orada da trene atlayabilirsiniz. Önemli çünkü borsada erken hareket etmek çok önemli. Kemal Mustan yazmış. Ödülünüzü hatta çok daha büyüklerini sonuna kadar hak ediyorsunuz. Sizin kadar bu işe emek veren ve piyasaya hangi durumda olursa olsun video çeken kripto camiasına bu kadar hizmet eden kimseyi görmedim. Bizler için çok ayrıntılı araştırmalar ve çalışmalar yapıyorsunuz. Geleceğin teknolojisini herkese tanıtıyor ve farkındalık yaratıyorsunuz. Emeğiniz ve hakkınız ödenmez. Kendinize çok iyi bakın. Bize çok lazımsınız. Adamsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Afrodisyaz yazmış. Altu Japonya'ya konferans için gideyim deme sakın. Orada balina yiyorlar demiş. Aa, ben Japonya'ya gittim. Japonları çok severim. Onlar da beni çok sever. Altuğ'un ikinci vatanı Japonya'dır. Japonya'dır. Tabii. Aynen ben boşuna balina olduk. Japonların yiyemediği bir balina olarak orada çok saygı duyuyor bana. Evet. Bu Moby Dick Altuğ. İkinci vatanım Tokyo. Japonya'da. 19'ların sesi yazmış. O değil de bu piyasaya girdiğimde 96 kiloydum. Ayı sezonuyla beraber 78 kiloya düştüm. Resmen elimdeki coinler gibi eridim, gittim, mahvoldum demiş. Hayırlı olmuş. Mahvoldum ya. Dememiş, onu ben attım. Eridim, gittim. Hayırlı olmuş. Hoş bu. İyidir zayıflık. Zayıflıktan zarar gelmez kimseye. Evet. Miraç Bey yazmış. Arkadaş, muhabbetiniz öyle sarıyor ki bence programın adını Kripto Kebap diye değiştirmeniz gerekiyor demiş. Kripto Goy Goy yapalım. Şurada da şeyler, ocak mangal. Şey, mangallar dönüyor falan. Denizci yazmış. Çok uyarıyorsunuz ama dayanamadım. Ortalama düşürmek için ek alım yaptım. Olsun, sağlık olsun. İnşallah çizginizi bozmazsınız. Diğer YouTube kanalların Twitter fenomenlerinin hiçbirine kendi adıma para kaptırmadım. Belliydi niyetleri. Fakat güvendiklerimden bazıları gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Zarar verdiler kendilerine güvenen insanlara. Bu piyasada güvenilir insanlar elin parmakları kadar kaldı. Umarım çizginizi bozmazsınız ve biz sizin her zaman arkanızda oluruz. Teşekkür yani ederiz. Azami dikkati gönderiyoruz buraya. Vereceğimiz her habere bile böyle yanlış anlaşılma müsait haberleri bile söylemiyoruz ki. Abi. Gereksiz bir manipülasyona sebep olmayalım. Aynen burada. Öyle. Mert Erkul yazmış. Adamsınız, emeğinize sağlık. O Süper Online'a da uyuz olduğum 600 lira fatura nedir? Sizin yayınları izleseler bence bedava yaparlar internet demiş. İnşallah. Teşekkürler. Sağ daha da zam geliyor herhalde. Şu yeni tarifeler vallahi açıklandı falan. Telekom bir şeyler açıklamış galiba da. Bayağı bakmak ben lazım. Bir baktım şöyle gözüküyor. Telekom zaten ama bakma yani öyle. Bayağı yüksek gözüküyor. Ben Süper Online'dayım. Başka bir yüzyıldan fiyat belirlemiş gibiler. Komik fiyatlar. Bakalım inşallah tüketicinin lehine olur. Yani bu yüzyılda çünkü internete zam yapmak kadar... Herhalde utanmadan 4 GB hainlik. Sınırsız falan koymuşlar. Valla açık konuşayım. Yani 50 megabit 300 küsürlere gibi bir şey gözüküyordu. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış olabilir. Tam emin değilim de yani bu devirde böyle bilgi çağında biz neleri konuşuyoruz. İnternete zam yapmayı düşünüyorlarsa bundan daha büyük hainlik de olmaz herhalde. Bu millete yapılacak en büyük hainlik. Bu ülkenin gelişmesine yapılacak en büyük hainlik odur deyip onlara da şöyle bir vurduktan sonra artık programı kapatalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza zaten bekliyoruz. Bir sonraki sürpriz programda da görüşmek üzere diyorum.